Allah hayırlı olsun. Yok, hayır. Bettir, rahat olun, istemiyorum. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Hadi kolay gelsin. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hayatınıza sağlık, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. İnşallah dediğim gibi yarın bir gün kafanızı çalarız. Şehadi Caddesi esnaflarını ziyaret eden Güngör'e AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve parti teşkilatı ile üyeleri de eşlik etti. Memleket işi, gönül işi. Abi sıcak mı? Hayrettin Güngör. Esnaflarla tek tek tokalaşan Güngör, vatandaşların tepkilerini dinledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayım ben. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah hayırlısı nasip eylesin. Amin. Esnaf ziyareti sonunda açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, projeler üzerinde vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz dedi. Şehadi Caddesi'ne geziyoruz. Hayrettin Başkanımız ve teşkilatlarımızla, il ilçe teşkilatlarımızla beraber biraz önce de başkanım buyurduğu gibi söylediği üzere projeler üzerinde vatandaşlarımız da fikir alışverişinde bulunuyor. Projelerde de destekler, vatandaşın beğenisi oldukça fazla. Esnaflarımızla görüşüyoruz. Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör ise esnafların büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade etti. Hemşerilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Dulkadiroğlu bölgesindeyiz. Sağ olsun. Ciddi bir teveccühleri var, ciddi bir ilgileri var. Biz bugünden 31 Mart'ta şehrimizin bütün ilçeleriyle Cumhur İttifakı'na en yüksek desteği vereceğinden hiçbir şüphemiz yok. Aracılığınızla hemşerilerimizin bu teveccühüne tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkan adayı Güngör açıkladığı projeler için vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti. Çok olumlu tepkiler aldık. Tabii bunları inşallah bu sorumlu üstlendiğimizde oturup bir eylem planı çıkaracağız, öncelikleri çıkaracağız. Hangilerini kısa, orta, uzun vadede yapacaklarımızı ortaya koyacağız. İlaveleri de olacaktır mutlaka. Yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkacaktır. Ama genel olarak şehrimizin ihtiyacını cumartesi günü açıkladık. Bunların takipçisi olacağız inşallah.